Arkadaşlar merhaba. Matador Zıpkın hakkında biraz size bilgi vermek istiyorum. Şu ip matador. Ben bunu İtalyanlar yapmadan önce aşağı bir buçuk sene önce videosunu yayınlamıştım zaten. Buna benzer bir video yayınlamıştım. Tabii kimse bir şey anlamadı. Şimdi ben bir daha izah etmek istiyorum. Güçlü bir silah istiyorsanız, uzun bir mesafe istiyorsanız, agresyon silahı istiyorsanız şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Kafa Ahmet Berberoğlu'nun kafası. Yapılışına dikkat edin. Şurada bir lastik hareket ediyor. Şu lastik şöyle geliyor. Şurada bir makaranın üstünden dönüyor ve şurada ip başlıyor. Şimdi önce ben bir çıkarayım. Bir gösterme babında. Bakın, burada 70 santim civarında bir lastik var. Bunu nasıl hesapladım derseniz, silahın boyu 1 metre 5 santim. 2 misli hesaplamamız lazım. 2 10 yapar, 3 7 21 yapar. 70 santim, 105'lik bir silah eşitliğiydi. Bunu 60 da yapabilirdim ama çok sert olacak. Ben biraz da yani yaşlandığı dolayı biraz zorlanmak da istemiyorum. Bütün eforumu balığa gittiğim zaman zıpkını kurmaya harcarsam ne zaman dalacağım, ne zaman balık kuracağım, nasıl agresyon yapacağım onları da hesaplamam lazım. Onun için silahın çabuk kurulmasını istiyorum ben. Şu silahı, şu lastiğimiz, şunu alıp şuraya makaraya geçirdiğimiz zaman şu anda şu iki tarafta da makaramız var tabii. Önceden zaten yüklenmiş oluyor. Ben size bunun hareket halinde yani mühim olan şu mili şuradan şuraya kadar itmesi. Buraya kadar itmesi. Şimdi tek lastik. Kaç kilo ittiğine bakalım. 14'lük lastikler. Bakıyorum. Şunu çalıştırayım. Evet. Hadi yavrum. Vakit. Evet. İlk kuruluşunda 16 kilo. 15-16 kilo. Geliyorum. 25 tuz. 30'dan biraz daha fazla. 32-33 kilo. 33 kilo buraya kadar kurduğumuz zaman buraya kadar atı yavaşlıyor ya atışta. Buraya kadar da en son yani en zayıf attığında 16 kilo yüklem atıyor mili. En sonunda 16 kilo yüklem buraya kadar atıyor. Şuraya. Bu lastiğin tek kurulmuş hali. Tek kurulmuş aşağı. Normal bir şey olmuş olsaydı şurada kurduğumuz zaman bunu aşağı yukarı yarıya kadar atacaktı. Ondan sonra sıfır güçlen atmayacaktı. Mili itmeyecekti yani. Ama böyle bir sistem olduğu zaman bu mili buraya kadar itiyor. Şurada zaten 16-17 kilo buraya kadar 17 kilo burada bir güç veriyor. En son anda bile 17 kilo güçlen itiyor bunu. Buradan başlangıç anında da 32-33 kilo civarında. Biraz daha yersek 35 de olur herhalde. Fazla da zorlamak istemiyorum. 35 kilo civarında. Ha, ben bunu güçlendirmek istersem bu 14'lük lastik. Bir 14'lük lastik daha takıyorum. Bakın şuraya hareketli bir şey yaptım. Bir düğüm, iki tane ip. Bunu makaranın yani lastiğin birine takıyorum. Şu şekilde dolaştırıyorum. Biliyorum düğümleri biliyorsunuz. Onları izah etmeme hiç gücüm yok. Çünkü böyle bir silah kullanabilecek şahıs zaten bayağı bir profesyonel olması lazım. Evet. Şu şekilde.
aynı lastiği öbür tarafa da kuruyorum. Aynı lastiği öbür tarafa da kuruyorum. Vaktinizi çalıyorum biraz ama bazı şeylere biraz vakit harcamak gerekiyor. Balığa gidemedik bugün. Deniz berbat. Dalgalı. Görüntü hiç yok. Birkaç güne açar. Ondan sonra bol bol balık bulur. Evet. Şu anda görüyorsunuz. Şunu da şey ettim. Silahı kuruyorum. Bir gösterme bağında. Güçlü olanlar daha rahat kurar. Evet. Kurulmuş hali. Öndeki lastikler kuruk değil. Öndeki lastiği ne yapıyoruz? Onu da alıyoruz. Ama alttan getiriyoruz. Şuraya kuruyoruz. Ne oldu? Bu silah şu anda deminki bahsettiğimiz gücün iki misline çıktı. Yani 33 daha. Yani 65 kilo, 66 kilo aşağı yukarı şu anda şuradan hareket gücü, başlangıç gücü var. Buna önce bir boşa alayım. Boşalalım da sakatlık çıkmasın. Buna bir lastik daha takacağım. Şuradaki bu şu ipler vardı ya, şunları görüyorsunuz ya. Özel bunlar. Yani bir lastik daha takabilmem için. Bir lastik daha buraya dolayacağım. Bir oraya öbür tarafa da dolayacağım. 3 lastik olmuş olacak. Aşağı yukarı 100 kilo bir güçle 100 kiloluk bir güçle itişe başlamış olacak silah. Buralara geldiği zaman aşağı yukarı şu lastiğin uzunluğunu da hesaplarsak buralara geldiği zaman ne demiştik? 15-45-50 kilo aşağı yukarı bir gücü olmuş olacak. Yani şuradan 100 kiloyla 100 kilo civarında başlayıp bunu şuraya kadar yani ine maalesef şuraya kadar 50 kiloya kadar inmiş oluyor. Yani şuradan başlayıp şuraya 50 kilo gücünde atmış olacak. Buraya geldiği zaman da sona geldiği zaman da tamam mı? Atış gücü 15 kiloya düşmüş olacak. Yani son anda zaten atış gücü aşağı yukarı bitmiş oluyor. Çünkü burada 100 kilo ile başlayıp 15 kilo düşmesi yerine yani 100 kilo ile başlayıp 50 kiloya düşmesi mükemmel bir sürat verecektir böyle. Herkes anlamıştır herhalde. Tavsiye ederim. Böyle bir şey şu makaradan Ahmet Berberoğlu'ndan alabilirsiniz. Milli ile beraber siparişle açıklayın. Durumunuzu açıklayın. Yabancı bir arkadaş değil. Çok yani mükemmel malzeme yapan bir arkadaş. Şu makaralardan alabilirsiniz. Kafayı olduğu gibi alsın. Daha değişik kafalar falan da var. Yani tavsiye ederim. Bu ip matadoru denemenizi tavsiye ederim. Şu anda bütün Avrupa bu ip matadoru için kuduruyor yani. Herkes buna geçiyor. Roy'i falan unuttu millet. Görüşmek üzere.